Karışık bir seyirle dünü kapatmıştı Amerikan borsaları. Şimdi gündemimizde Biden'ın ilk 100 günlük eylem planı var. Aynı zamanda göreve geldikten sonra birçok açıklama yaptı aşıya dair ve teşvik paketine dair. Ve tabii ki Senato'da onaylanması beklenen Trump'ın azil süreci var. Hepsi için Anıl Sural'a gidiyor olacağız. Forum USA'dan gazeteci Anıl Sural'la birlikte konuşacağız. Ve aynı zamanda bakalım gündeminde neler var Anıl'ın. Hemen ben sözü Anıl'a uzatmış olayım ve Anıl'ın notlarıyla devam edelim. Teşekkürler Murat Tufan. Sana 2 yıldır aktarıyoruz. Bu hafta da Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun gündem devam ediyor. ABD'nin başkanı değişti ama yoğun gündemi bir türlü değişmedi. Tansiyon düşmüyor. Amerikalıların da bu yoğun gündeme alıştığını sana aktarabilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun gündemin ilk maddesi haliyle koronavirüs. ABD genelinde 26 milyonu aştı koronavirüs rakamı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 431 bini geçmiş durumda. ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden'ın masasındaki ilk konu ise koronavirüs. Her gün koronavirüsle ilgili önemli açıklamalar yapıyor. ABD'de başkanların ilk 100 günü çok önemlidir. Öncelerde koronavirüs yoktu tabii. Şimdi koronavirüs yoğun bir şekilde ABD'yi etkilediği için Biden ilk 100 günde 100 bin koronavirüs aşısının Amerikalılara uygulanacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarına zaten uygulanıyor. Artık Amerikalılara uygulandığını yaz aylarına kadar 330 milyonluk Amerika'da milyonlara ulaşması gerektiğini açıkladı. Joe Biden'dan Amerikan halkı para bekliyor. Çünkü hatırlayalım, Donald Trump 600 dolar yetmez, 2000 olmalı gerekiyor. Bu önemli bir rakam demişti. Ama cumhuriyetçiler bunu kabul etmemişti. Trump'ın kendi partisindekiler. Bu sefer Joe Biden'ın bu geriye kalan 1600 doları senatoya yollaması ve senatoda demokratların ağırlığında biliyorsun burada da geçmesi bekleniyor. Önemli bir rakam, 1,9 trilyon dolarlık bir rakam, sadece hane halkına değil aynı zamanda da işletmelere, hastanelere, okullara çok önemli yardımların gitmesi gerekiyor. Biz de sokaktaki insanlara da konuştuğumuzda bu yardım bir an önce bekleniyor. Bakalım cumhuriyetçi senatörler yine demokratları yoracak gibi, çünkü bu rakam fazla, bunu düşürmeliyiz, gerek yok şeklinde açıklamalar geliyor. Joe Biden dün akşam son olarak Amerikan ürünleri almalıyız. Bununla ilgili bir kararname imzaladı. Aklımıza Donald Trump gelmesin, önceki başkan. Çünkü daha önce de Barack Obama da, Amerikan başkanları da Amerika içi üretimi her zaman desteklemişlerdi. Donald Trump daha fazla dile getirmişti. Ama Biden'ın bununla ilgili önemli bir kararname imzaladığını sizlere aktaralım. Ve Kanada'nın da endişeliyiz. Biz birlikte ticaret yapıyorduk, neler olacak şeklinde bir açıklaması var. Donald Trump demişken, ABD'nin önceki başkanı, artık eski başkan diyoruz çünkü Donald Trump yok. Donald Trump şu an Florida'da, basına da uzun süredir konuşmuyor. Sosyal medya hesapları da kapalı. Neler düşünüyor pek fazla bunu bilmiyoruz. Ama Donald Trump temsilciler meclisinde ikinci kez azil edilen İlk başkan oldu. Farklı bir şekilde de yeniden tarihe geçtiğini sizlere söyleyebiliriz Murat. Bununla da ilgili Senato'da yoğun bir çalışma olacak. Tabii ki Senato ilk önce Amerikalılara koronavirüs yardım paketini, çünkü bunlar kurtarma çekleri, kurtarma paraları, ekonomiyi canlandırma paraları. Biz burada esnafla da konuştuğumuzda bu paralar geldiğinde 2-3 hafta kiralar ödeniyor. Ve de ayrıca insanların bu parayı harcadığını, İşletmeleri de destek olduğunu söylüyorlar. O yüzden işletmeler de bekliyor bu parayı. Bu önemli gündem maddesi ama Senato'nun ikinci gündem maddesi ise Donald Trump'ın azli. Artık az önce de söylediğim gibi demokratların üstünlüğü var. Kamala Harris, ABD'nin başkan yardımcısıyla birlikte. Bununla da ilgili Donald Trump hemen azledilmeyecek. Donald Trump bence azledilmeyecek. Çünkü 67 senatörün oyu gerekiyor. Cumhuriyetçilere baktığımızda meşhur cumhuriyetçi senatör Obama'nın da rakibiydi başkanlıkta. Cumhuriyetçilerin adanıydı. Mitt Romney şu an azil etmeyeceğiz de Trump'ı ne zaman azil edeceğiz dedi. 6 Ocak'ta hatırlayalım, ABD kongresine bir baskın olmuştu ve isyana teşvik suçuyla
Donald Trump temsilciler meclisinden senatoya sevk edildi. Ama senatoda Mitt Romney gibi düşünen çok fazla sayıda cumhuriyetçi senatör olmadığını aktaralım. Çoğu cumhuriyetçi senatör bizim partimizdendi Donald Trump. Biz bunu artık kapatmamız lazım, yeni şeylere odaklanmamız lazım şeklinde açıklamalar yapıyor. O yüzden 3'te 2'si yani 100 senatörün 67'sinin oyu gerekiyor. Benim fikrim bu gerçekleşmeyecek ama demokratlarda da açıklama var. 2-3 ay sürmeyecek önceki aziz süreci gibi bu sefer 1-2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor şeklinde açıklamalar yapıyor. Biz de bunu izleyip göreceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim sana Murat Tufan. Yarın önemli bir gün, çarşamba FED günü. Seninle çok fazla yayınlar yaptık. Donald Trump olduğunda, Donald Trump'ın o zaman hem başkanlığı vardı hem de Twitter hesabı açıklamalar yapıyordu. FED başkanı da zaman zaman çekiniyordu. İkisi arasında didişme oluyordu. Bu sefer ilk bir toplantı gerçekleşecek Donald Trump'sız. Donald Trump toplantı hiçbir zaman yan yana katılmıyordu ama uzaktan çok fazla hissediyordu. Hatta sana söylüyorum Amerika yerel haber sitelerinde ya da televizyonlarında bile FED bu kadar çok haber olmazken Donald Trump'tan sonra haber oluyordu. FED ile ilgili neler olacak? Bununla ilgili senin önemli haber başlıkların var. Ben de senden bunu izlemek istiyorum. EkoTürk TV'den ve Murat Tufan senden bunları izlemek istiyorum. FED'in detaylarını bizlere aktarabilir misin? Washington'dan o pası almış oldum sevgili Anıl. Hep ben sana işte bazı haber detaylarını sorardım. Bu kez de sen FED'i bize sormuş oldun. Çok da haklısın. Dış politikadaki uzmanlık alanınla bu gelişmeleri çok güzel bir şekilde aktardın. Ve burada ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Az önce sevgili Anıl Sural Washington'dan yerimize katıldı. 100 bin aşı dedi ama...